29 Temmuz 2023 Beşiktaş Sosyete Pazarı'ndayım. Üst kattayım arkadaşlar. Biraz önce şurada köpek seviyordum. Şimdi bir sonraki bölümü izleyeceksiniz. Burada böyle şeyler var. Bu kesalar, savaş üstler. Şöyle renkler var. Siyah tava rengisi. Beji falan var böyle. Değişik bir kumaşı var. 120 TL diyor bakın. Şurada şirin. Şurada açık hali. Yaklaşalım hemen. Crop top gibi böyle kısa mercan desenli. Öyle fermuarlı. Bu ketenin kalınlığı gibi falan. Sahibi bir yere gitmiş, gelecekmiş birazdan. Made in Italy yazıyor bunda mesela. İtalya'da üretilmiştir diyor. Şöyle bir fermuar yapmışlar. Bunların altına takımını bulursanız mesela pantolon olarak şık olabilir. Takım giymek moda şu anda. Ya da içindeki şu renkten bir sade pantolonu da kombi yapılabilir. Şöyle taba rengi var. Tril tril bunlar. Güzel bence. Belli bir yaş grubunun üstüne de bayağı hitap ediyor bence. Gençler de giyebilir. Böyle salaş giymeyi sevenler var. Böyle salaş salaş bol bol. Kolları böyle. Yarasa kol gibi bedenden çıkıyor. Şöyle bir şirin düğümüz falan varmış. Burada böyle atlar var bakın arkadaşlar. Mesela bunları aldınız. Bunların altına şort olarak düşünebilirsiniz. Şöyle kısaltırsınız. Mesela şunlar uygun renkler gibi. Ondan sonra başka ne olabilir? Bakayım şuradan buraya alacak var mı? Evet, sonları tutanlar var bakın. Öyle kombin yapabilirsiniz. Üst alt. Şurada 50 TL'ye şöyle kısa şortlar var böyle. Pijama altı gibi. Onları da göstereceğim size. Ben şurayı biraz önce hazırlamıştım. İyi ki kimse bozmamış. En çok bu deseni beğendim arkadaşlar. Ben bunu dışarıya da giyerim. Yatarken de giyiyor bakın. Şöyle şeyler var. 50 TL. Bir daha göstereyim. Şöyle çizgisi var mesela. Böyle püsküllüsü var. Bu da dışarıya gelir bence. Şunun rengine boyalım. Çam yeşil diyorum ben buna. Şöyle bir bakayım. Lila tonu var. Kırmızı beyaz pantolon. Bu da dışarıya gelir. Pijama altı gibi de giyilebilir. Yani yatarken evde de giyebilirsiniz. Bu da dışarıya gelir bence desen itibariyle. Bunun üstüne içindeki renklerden bir crop top giyebilirsiniz. Şöyle salaş, yeşil, haki, yeşil bir gömlek giyip üzerine açık bırakabilirsiniz gömleğin önünü. Hoş durabilir. Şöyle bir şeyler var. Bir daha şöyle demeyeceğim artık. böyle desenler böyle diyorum şöyle. Püsküllüler, misküllüler, bordolar, mürdümler. Yani bakın şu bence güzel. Ben alacak olsam alırdım. Azıcık olsam bunu alırdım. Bir de şu püsküllü bayağı hoş duruyor bence. Yani bunu yazlık bir yerde böyle akşamüstü falan giyip gezebilirsiniz. Altına da böyle terliklerle. Sadece 50 TL'ye düşünebilirsiniz. Burada bir halıcımız var. Hemen konuyu değiştirdim. Allah'a merak olanlar varsa gelsin baksın arkadaşlar. Çeşit çeşit halı var. Turistler çok seviyor bu halıcılar biliyorsunuz. Neden acaba? Böyle püsküllü püsküllü halılar var. Bunların fiyatları 4000, 8000 artık bilmem kaç bin falan şeklinde olduğu için onları çok şey yapmıyor. Ama merak eden varsa gelip bakabilir. Aa, bu ne kadar şirinmiş. Böyle bir şey 100 lira diyor buraya. Kuş desenli. Nakışlar yapmış gibi üzerine. Bu da şirinmiş ya. Aa, bu tam böyle bikini üstüne giymek Çeşmeoğlu çatısı diye bakar mısınız? Böyle ıslak bikininiz kuruduktan sonra tabii. Ay çok tatlıymış ya. Bayıldım. Bu da böyle her yerde olan şeylerden de var. Elbiselerden de var. Üstelere burada da böyle bunlar var. Ters oldu. Böyle çevirelim. Kapaklı cepli bir salaş gömlek markası. 36 beden diyor. Şuna bakalım. Yürüme gidiyor. Nasıl bir şeymiş bu elbise herhalde. Askılı bir elbise böyle. Yeşil sevenler varsa güzel kumaşı böyle ince viskon gibi gömlekli kumaşlar. Tril tril. Tril tril. Bu da güzel aslında. Ama ben böyle beli lastikli pek sevmiyorum ama şu kısmı güzelmiş. Böyle bağlanıyormuş. Bu arkasıymış. 40 bedenmiş bu. Arkadan şöyle enseden bağlanıyor. Üstelik iyi bence böyle bir şey için ya. Ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? Bunun boyu beni kurtarır.
Şu kısmı komple keserim aradan, böyle salaş olarak birleştireyim şu ikisini birbirine. Yani şunu şöyle birleştiririm, daha da mini bir etek olur. Ucuna belki böyle bir pırç siyah dantel falan bir şey koyayım. Şu ne kadar acaba? 230'muş bu ama efsane yani. Arkasını da göstereyim. Kumaşı yumuşacık, o kadar güzel ki. 230 TL bu, 100 TL bunlar da. 100 TL, bakın gömlek. Ali Kerem biliyormuşuz, 50 TL burada. Retro jeans yazan. Düşecektim yine ya. Ayağım çukurlu. Böyle şeyler var. Ne kadar ne kadar. Onlar 230'muş. Kadın dövücü. Evet, şöyle bir parça balığı mesela. Önü kadifeymiş, ilginçmiş. More and more diyor, 36 beden. Burası 50 TL'ydi. Şu aşağıdaki her tişörtler falan. Burada iç çamaşırları var. Şöyle takımlar falan satılıyor. Bu ne güzelmiş ya, kelebekli. Aa, çok hoş. Bakar mısınız? Altı böyle, bralet gibi takım. Arkası da böyle kelebek gibi açık. Neymiş bu, Neva? Secret diyor. Neymiş bu? Bu da çok hoş. Aa, çok iyi. Efsane. Bunlar çok güzel olur. Balansız olanların aslında sinirmiş, çocuk çok rahat olurlar. Gece de çıkarmanıza gerek kalmıyor. Şu ne kadarmış ya şu? Bunu da 100 lira diyor mesela. Şu takımı soralım ya. Bunun fiyatı yazmıyor. Bu ne kadar acaba? 150 liraymış bu takım. Arkasında takımı var. Arkası. 150 TL. Altı da biraz kapalı galiba. Göremedim. Şöyle alt. 150. Bir de şunu soracaktım. Bu ne kadar? Bunlar 50. Bunlar 50'ymiş. Bayağı iyi bence. Süper. Çok iyi. Teşekkürler. Şurada da kadifeli var mesela. Bunlar kadifesi gidiyor arkadaşlar. Kadifeli olanları almıyor. Büyük beden 100 TL diyor. Burada böyle savaş savaş evde giymelik. Mesela genç kızlar da bazen obez falan olabiliyor. O yüzden böyle savaş geniş şeyler giymek istiyorlar. Şurada bir tane düşmüş. Şunu alalım. Alalım. Şurada delikli bir şey arıyorsunuz mesela, var. Teyzeler bunu beğendi. Güllü müllü. 100 TL burası arkadaşlar. Bakın güzelmiş mesela. Ama bu şardonlanmış şey gibi. Polyester kumaş gibi. Pamuklu hissi verilmiş ama aslında pamuklu değil. Bu pantolonlardan var ayrı bunun gibi olanlar. 100 TL büyük beden diyor burada. 100 TL, 100 TL. 100 TL'ye. İpek yol değil tabii ki o. Yazıyor da öyle değil bence. Şu askıya takalım şunu. Şu şirinmiş yatarken giyimlik. Atlet. Bunu ben de giyebilirim mesela ya. Güzelmiş kumaş da pamuklu. Her şeyleri seviyorum. Baba, bir kontrol eder misin? 100 TL'ydi burası. Burada gözlükler var. Bunlar ne? Askı mı? Gözlük askısı yani. Okuma gözlüğü. Bilmiyormuş yakın okuma gözlüğü. Falan filan böyle giriyor. Burada tütsüler var. Ne kadar acaba bu? Diye sormak istemiyorum. Çünkü her yerde 20-25 falan diyorlar. Ben şu çikolatalıyı seviyorum. Her yerde de bulunmuyor yani. Bizim orada hepsini ben bitirdiğim için. Allah bir şeyler düştü. Hindistan cevizi var. Şurada bir şeyler düşürdük. Arkaya gitti. Tütsüyü alalım onu hemen. Hep birlikte tütsüyü aldık. Binlerce kişi eğildik aynı anda. Burada böyle şey. Tütsüler ne kadar? 20'ymiş burada arkadaşlar. 20 TL. Şöyle etnik takılar da var. Takı sevenler için biraz göstereyim. Şöyle doğal taşlı ürünler var. Bunlar da kolye galiba. Şöyle taşlar da var. Kolye ölçüleri falan var. Bunları sevenler seviyor. Kalplisi var mesela. Şirinmiş. Şöyle şeffaf. Bunlar da tatlı. Şunlar ne kadar? 40 liraymış bunlar mesela. Kolye ölçüleri. Tatlı bence, güzel bunlar. Bakılabilir. Bunlar da ne diyor? 150 diyor, 150 diyor. Şunlar ne güzel ya. Aa, çok tatlı. Bunlar ne kadar? 150, ilk gösterdiğim 120'ydi. Bunlar 150'ymiş, bu da 120'ymiş. Çok güzel yapmışlar bunu. Çok orijinal. Şu ağaçlı olanın da bayağı işçiliği var yani, görüyorum. Bakılabilir. Bunlar halhal herhalde.
Deniz kabukları orijinal. Gerçek deniz kabuğu. Böyle böyle ürünler. Bunlar şey, krokserlik süsü müydü? Bunlar krok süsü mü? Krokserliklerini süslüyorlar ya arkadaşlar. Onların süsleri bakın, çeşit çeşit var. Güneşli müneşli. Pandalı penguenli. Krokus'un çok meraklısı var. O yüzden gösteriyorum biraz bunları. Uğur böceği var. Yeşil dev var. Şöyle neydi bunun adı? Bart mıydı? Taş devri, Flintstones'daki şey. Şöyle bir iskambil kağıdı. İlk yardım çantası. Çok iyiymiş. Bunlar ne kadardı? Tanesi 15, 4 tane 50. Tanesi 15, 4 tanesi 50'ymiş. Meraklısı varsa buraya gelip bakabilir arkadaşlar. Bakın şöyle şeyler satılıyor. Onların orada. Üst kattayım yani. Şurası aşağıysa, burası yukarıysa ortada kalıyor bu tezgah. Bayağı pazarın ortası. Oradan da ortada. Bakın buradan da ortada. Tam ortada yani. Evet, orayı da anlattıktan sonra size bakayım kaç dakika olmuş. 11 diyor. Burada bir yerde kapatmam gerekecek arkadaşlar. Sonra videoyu yüklemesi çok zor oluyor çünkü. Ne güzelmiş. Çizgimi çok seviyorum. Small diyor. Marin teması. Ama Turva Karkol ya. Bunlar bana hiç gitmiyor. Dirseğe kadar olsa hadi neyse. Tam böyle garip bir yerde bitiyor onlar genellikle. O yüzden benim ince uzun çubuk kraker kollarıma baksanıza, çubuk kraker gibi. Anlıyorum. Güzelmiş ama ya. Bu da small diye mesela. Burada fiyat yazmıyor. Bunlar ne kadar? 100. 100 liraymış bunlar. Güzel bence valla. Sonbaharda güzel olur. Altına da böyle pantolon ya da siyah pantolon mesela. Gayet güzel olur. Bence. Burada salaş bir üst. Evet, biraz yoruldum sanki. Abi markayı biliyorum. Şu AVM'lerde falan hep satılıyor. Bunun kumaşı güzel zaten. Kalitesini anlaşılıyor ama çok dökümlü dökümlü. Ben o kadar dökümlü sevmiyorum. Böyle %100 pamuklu şeyleri seviyorum genelde. 100 TL'ydi arkadaşlar burası. Bakın onun bu rengi de varmış. Böyle salaş salaş dökümlü. Biraz anne şey üst gibi bunlar. Anne modeli. Kolları böyle bayağı geniş yapmıştı, açık. İşte böyle bir diğer 100 TL. Şuradan da göstereyim. 100 TL. Biraz önce baktığımız krokterlik süslerinin onun yanında. Şurada bu videoyu tamamlayayım arkadaşlar. Sonra tekrar açalım.